Herkese merhabalar. Arkadaşlar söz verdiğim gibi kalp yetmezliği ile ilgili olarak paylaşımlara başlıyoruz. Bundan sonraki paylaşımlar yapmış olduğumuz anketteki konuların sıklık sıralamasına göre olacak. Umarım herkes için faydalı bir seri olur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kalp yetmezliği ile ilgili olarak öncelikle en temel ifadelerden başlayacak olursak kalp yetmezliğinin kesin tanısı ekokardiyografi ile konulur. Bu tek başına bir sorudur. Bir kalp yetmezliği vakası verip bu hastanın en olası tanısına yönelik olarak kesin tanı koydurucu yöntem aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru geldiğinde, eğer kalp yetmezliği tanımlıyorsa bir vaka, bu hastanın kesin tanısı ekokardiyografi ile konulur. İkinci önemli bir nokta, kalp yetmezliği çok ciddi plevral efüzyon yapar ve plevral efüzyonun yetişkinlerdeki en sık sebebi kalp yetmezliğidir. Bunu sakın unutmayalım. Plevral efüzyonun en sık sebebi yetişkinlerde kalp yetmezliğidir ve bu plevral efüzyon transuda tarzında bir efüzyondur. Eksuda vasfında değildir. Şimdi EKG ile ilgili olarak bazı değişiklikler görebiliriz kalp yetmezliğinde. En sık gördüğümüz kalp yetmezliğine bağlı EKG değişikliği sinüs taşikardisidir ve kalp yetmezliği bir aritmi yapacaksa en sık ventriküler ekstrasistol yapar. Proksismal nokturnal dispne ise kalp yetmezliğinin en spesifik bulgusudur. Bunu sorular üzerinden de ben size açıklayacağım. Paroksismal nokturnal dispnenin ne olduğunu, vakada hangi ifadelerin bize paroksismal nokturnal dispne düşündürmesi gerektiğini bir soru üzerinden size aktarmaya çalışacağım. Temel anlamda paroksismal nokturnal dispne en spesifik kalp yetmezliği bulgusudur. Bu spot ve temel ifadelerden sonra şimdi gelin birlikte sol kalp ve sağ kalp yetmezliğinin patofizyolojisini aydınlatalım. Şimdi sol kalp yetmezliğinin en sık sebebi koroner arter hastalığıdır ve bu çerçeveyi de hadi patofizyolojiyle dolduralım. Şimdi sol kalp yetemediği için kan aortayla perifere atılamaz. Kan aortayla perifere atılamayınca kan akciğere kaçar. Akciğere kaçması demek pulmoner konjesyon demektir. Ve kan sol kalp yetemediği için perifere atılamayıp akciğere kaçınca bu hastada dispne görülür. Ve bu yüzden kalp yetmezliğinin en sık semptomu ve ilk semptomu dispnedir. Bu pulmoner konjesyondan dolayı ve oskültasyonda da en sık S3 duyulur ve S3 kalp yetmezliğinin en güvenilir oskültasyon bulgusudur. Sol kalp yetmezliğimiz bu. Olay pulmoner konjesyon. Perifere atamadığım kanın akciğere kaçması ve akciğere kaçtıktan sonra yaptığı şeyler pulmoner konjesyon. Peki nedir bu pulmoner konjesyon bulguları? Hızlıca bakalım. F4 dispnesi, ortopne, paroksismal nokturnal dispne, hemoptizi, öksürük ve taşipne. Yani pulmoner konjesyon denildiği zaman bunları anlayacaksın. Ve soru da sana kesin kesin pulmoner konjesyon demesini bekleme. Sakın böyle bir şey bekleme. Sana efor dispnesinden bahsedecek. Sana paroksismal nokturnal dispne var diyecek. Hasta öksürük şikayetiyle geliyor diyecek. Hastada taşipne var diyecek ya da ortopne olduğunu tarif edecek. Buradan sen konjesyon bulgularının pulmoner sisteme ait olduğunu düşünüp sol kalp yetmezliği düşüneceksin. Anlaştık mı? Yani pulmoner konjesyon deyip geçmeyelim, ne olduğunu da bilelim. Tamam, anlaştık mı? Bu bir sol kalp bulgusudur, sol kalp yetmezlik bulgusudur. Hadi gelelim sağ kalp yetmezliğine ve sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi ise sol kalp yetmezliğidir. Bu tanım spot bir tanım. Şimdi patofizyolojisine bakalım. Sağ kalp yetemediği zaman ne oluyor? Sağ kalp yetemediği zaman kan akciğere gidemiyor. Kan akciğere gidemezse geldiği gibi geri gider ve sistemik venlere geri döner. Jugüler venöz dolgunluk gelişir. Ayrıca yine geri dönen kana bağlı olarak da ağrılı hepatomegali gelişir ve batında asit, periferde ödem gelişir. Yani ben atamadığım akciğere temizlemek üzere atamadığım kan sistemik dolaşıma geri döner. Sistemik dolaşıma geri dönünce
hepatik venöz hepatik yetmezlik, hepatomegali, ağrılı hepatomegali, batında asit, periferde ödem ve jugüler venöz dolgunluk gelişir. İşte bunlar da sağ kalp yetmezliğinin bulgusudur. Sorularda sağ kalp yetmezliğini az önce ifade ettiğim tanımlardan çıkartacaksınız. Sağ kalp yetmezliğinin ne olduğunu ve hangi kelimelerin, hangi cümlelerin sağ kalp yetmezliği düşündürmesi gerektiğini de bu ifadelerden göreceksiniz. Yani jugüler venöz dolgunluk diyorsa sağ kalp yetmezliği düşüneceksin. Efor displasisinden bahsediyorsa sol kalp yetmezliği düşüneceksin. Batında asit, periferde ödemden bahsediyorsa sağ kalp yetmezliği düşüneceksin. Hemoptizi, öksürük, taşipne, paroksismal, nokturnal, disne gibi ifadeler kullanıyorsa da sol kalp yetmezliği düşüneceksin. Bu kelimeler sorunun hangi kalp yetmezliği tipini sorduğunu anlamak için işe yarar. Eğer ikisini birden kullanıyorsa, yani hem periferde ödemden bahsediyor, hem artı 3 pretibial ödemden bahsediyor, hem efor displasisinden bahsediyorsa, hem jugüler venöz dolgunluktan bahsediyor, hem de paroksismal nokturnal disneden bahsediyorsa, bu da hem sağ hem de sol kalp yetmezliğinin beraber olduğu konjestif kalp yetmezliği anlamı taşır. Şimdi iki tane güzel spot bilgiyle şu slaytı geçelim. Canlar, izole sağ kalp yetmezliğinin, yani sol kalp normal iken izole sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. İkinci önemli spot bilgim, akut sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi pulmoner embolidir. Yani akut izole sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi pulmoner emboli, izole sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi de koahtır. Hadi devam edelim ve sistemik konjesyon bulgularına bakalım. Demin sağ kalp yetemediği için kanı akciğere atamadığından dolayı perifere sistemik dolaşıma geri gitmişti ve sistemik dolaşımda birikmişti. İşte o birikince ne oluyor? Venöz dolgunluk oluyor. Hepatomegali ve buna bağlı sağ üst kadran ağrısı, yani ağrılı hepatomegali oluyor. PFR'de ödem, pretibial başta olmak üzere ve batında asit görmek sistemik konjesyon bulgularıdır. Ve sistemik konjesyon bulguları bize sağ kalp yetmezliği düşündürür. Hadi devam edelim. Bizim çok önemli bir markerımız var. ProBNP, yani B tipi natriuretik peptit var. Canlar, bu sınavda mutlaka sorusu sorulacak bir bilgidir. İki noktadan sorulabilir. Sorulacağı ilk yer burasıdır. Akciğer ödeminin ve displenin kardiyak non-kardiyak ayrımındaki en değerli laboratuvar verisi. Yani displenin kardiyak bir sebebe bağlı mı yoksa non-kardiyak bir sebebe mi bağlı olduğunu gösteren en değerli parametre, aynı şekilde akut akciğer ödeminin de kardiyak nedenli ya da kardiyak dışı nedenli olduğunun en güvenilir ve en değerli laboratuvar verisi ProBNP bakmaktır. Eğer ProBNP çok yüksekse, evet, bu kardiyak kökenli bir akciğer ödemidir. Ya da hastada disple şikayeti varsa ve ProBNP çok yüksekse, evet, bu kardiyak kökenli bir disple sebebidir diyebiliriz. İkinci soru olarak geleceği yerse, ProBNP düzeyi hastalığın ciddiyetiyle korelidir ve prognostik değer taşır. Ne kadar yüksek ProBNP, o kadar ciddi kardiyak yetmezliktir. Ne kadar yüksek ProBNP, o kadar kötü prognozlu kalp yetmezliği demektir. Bu ifadeyle de soru olarak sorulabilir. ProBNP'nin sorulacak iki noktası vardır. İki değerli bilgisi vardır. Onlar da bu slaytta yer almakta. Hadi devam edelim. Kalp yetmezliğinde mortalite azaltan ilaçlar vardır. Bir sürü mortalite azaltan ilaçlar var ve bizim bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunların hepsini tek bir görselde topladım. ACE inhibitörü, ARB'ler, beta blokerler, ARB artı sakubitril kombinasyonu, hidralazin artı izozorbit dinitrat kombinasyonu, spironolakton ve eplerenon gibi aldosteron reseptör antagonistleri, ICD ve CRT dediğimiz kardiyak resenkronizasyon tedavisi kalp yetmezliğinde mortalite azaltan ilaç grubundandır. Ben bunu bir soruyla tekrardan size pekiştireceğim. Hadi şimdi beraber sorulara geçelim. 5 tane çok güzel soru çözeceğiz. Hadi canlar. 74 yaşında kadın hasta efor disnesi, bacaklarda şişlik şikayetiyle başvuruyor. Bak, hem efor disnesi var,
hem de bacaklarda şişlik şikayeti var. Yani efor dispnesi, yani sol kalp yetmezliği var, hem de bacaklarda şişlik şikayeti, sağ kalp yetmezliği var. İkisini birleştirdim. Ne oldu? Hadi sen söyle. Konjestif kalp yetmezliği oldu. Vitallerinde tansiyonu 165'e 70, nabzın 104 olduğu gözleniyor. Anamnezde bak çok dikkat. Hadi dikkatli oku. Bak geliyor. Gece uyuduktan 2-3 saat sonra nefes darlığıyla aniden uyandığı. Ne diyor bu biliyor musun sana? İşte bu paroksismal nokturnal disne demek. Paroksismal nokturnal disne demek gece hastanın uykuya daldıktan 2-3 sonra nefes darlığıyla uyanması ve bu uyandıktan sonraki rahatsızlık hissinin en az yarım saat devam etmesi demektir. İşte bu paroksismal nokturnal disne demektir. Hasta sana benim paroksismal nokturnal disnem var demez ki. Hasta sana uyuduktan 2-3 saat sonra nefes darlığıyla uyanıyorum der. Yani paroksismal nokturnal disne sadık bir sol kalp yetmezlik bulgusudur. En sensitif kalp yetmezliği bulgusudur. En güvenilir kalp yetmezliği bulgusudur. Ama bunun ne anlama geldiğini bileceksin. Tamam? Anlaştık mı? Ve fizik muayenesinde dinlemekle alt zonlarda raller duyuluyor. Ve her iki bacakta artı 4 gode bırakan ödem izleniyor. Bu hasta 4 dörtlük kalp yetmezliği hastası. Ve bu hastanın en olası tanısına yönelik aşağıdaki tedavilerden hangisinin mortaliteye bir katkısı yoktur diyor. Yani hangisi kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltmaz diyor. Bu sorudaki doğru cevap D seçeneğinde yer alan verapamil, ama biz bu sayede hadi kalp yetmezliğinde mortalite azaltan ilaçlara bir kez daha göz atalım. Tekrardan okumayacağım. İki şey söyleyeceğim. Canlar, kalp yetmezliğinde mortalite azaltan ilaçlarla ilgili olarak bir soru geldiğinde digoksinin ve kalsiyum kanal blokerlerinin kalp yetmezliğinde mortalite azaltıcı ilaçlar olmadığını bilin. Eğer sorulara koyacak olurlarsa bu ifadelerle sizleri düşürmeye ya da yanıltmaya çalışabilirler. Çok iyi bilin ki kalsiyum kanal blokerleri ve digoksin kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltmaz. Şıklarda da bunlar olacak. Nitekim bizim sorumuzun şıkkında da verapamil vardı ve verapamil kalp yetmezliğinde mortaliteye bir katkısı olmadığından bu hasta için mortalite azaltıcı bir ajan değildir. Hadi devam edelim. 68 yaşındaki kadın hasta, bak bu çok güzel bir soru. Acil servise gece uykudan uyandıran nefes darlığı neydi bu? Bu paroksismal nokturnal disneydi. Artık öğrendik. Paroksismal nokturnal disneyi her okuduğun yerde gece uykudan uyandıran nefes darlığı ve uyandıktan sonra en az yarım saat süren nefes darlığı olarak bil. Bacaklarda şişlik efor dispnesi şikayetiyle getiriyor. Yani yine bu hastada hem sağ kalp hem de sol kalp yetmezlik bulguları var. Yani hastada ne var? Hastada konjestif kalp yetmezliği var. Fizik muayenede dinlemekte S3 benim kalp yetmezliği için en güvenilir oskültasyon bulgumdu. Akciğerde bazalde krepiten raller, boyunda venöz dolgunluk izleniyor. Ön tanıda kalp yetmezliği düşünülüyor ve hastanın tedavisi planlanıyor. Bak çok güzel. Hastanın yukarıdaki semptom ve bulgularından hangisi kalp yetmezliğinin majör kriterlerinden biri değildir? Şimdi hastada uykuda uyandıran nefes darlığı var. S3 duydum, efor dispnesi var. Krepiten rallerden bahsetti ve boyun venöz dolgunluğundan bahsetti. Demek ki bunların dördü kalp yetmezliği tanısı için majör kriterlerdenken bir tanesi minör kriterlerden. Hadi seninle birlikte daha hiç sorusu gelmemiş ama çok önemli olan majör ve minör kalp yetmezliği tanı kriterlerini konuşalım. Şimdi canlar, ilk olarak majör kriterler. 1. Paroksismal nokturnal disne majör tanı kriteridir. 2. Jugüler venöz dolgunluk majör tanı kriteridir. 3. Akut akciğer ödemi. 4. Dinlemekle alt zonlarda raller. 5. S3 duyulması. 6. Hepatojugüler reflü. 7. Kardiyomegali. Bak bunların hepsi majör kriterlerdir. Gel minör kriterlere, seni buradan düşürecekleri tek bir nokta var. Efor dispnesi kalp yetmezliğinin ilk bulgusudur. En sık izlenen bulgusudur. Ancak tanı için majör değil, minör kriterdir. Bunu sakın unutma. Soruda, böyle bir soruda emin olun TUS'ta soru geldiğinde sizi yanıltacakları şey efor dispnesinin majör tanı kriterlerinden biri olduğunu olduymuş gibi gösterip bu noktadan sizi vurmaya çalışacaklar. Sakın ola atlamayın, sakın ola sakın kaçırmayın. Efor dispnesi minör tanı kriteridir. Sizi vuracakları yer burasıdır. Bilateral alt ekstremitede ödem, taşikardi, hepatomegali ve pleural efüzyon minör tanı kriterlerindendir. Dediğim gibi minör tanı kriterlerinde efor dispnesinin olduğunu bilin ya da tersi
efor dismesi majör tanı kriteri değildir. Sizi vuracakları yer burasıdır. Ve bu tanı kriterlerinden iki tane majör kriter ya da bir majör iki minör kriter varsa tanı konulur. Tanının nasıl konulacağı hiç önemli değil. Ama majör ve minör kriterlerin ne olduğu çok çok önemli. Tekrar söylüyorum, soru gelirse seni vuracağı yer efor dispnesine majör dedirtmek olacaktır. Sakın atlama, efor dispnesi minör kriterlerden bir tanesidir. Emin ol geldiğinde buradan vuracaklar. Hadi devam edelim. Kompanze kalp yetmezliğini dekompanze hale getiren en sık sebep aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu seçeneklerin 5 tanesi de kompanze kalp yetmezliğini dekompanze hale getirir. Bunlar arasında en sık sebep hastanın tedaviye uyumsuzluğudur. Hastanın ilacını kafasına göre kesmesidir. Ama eğer aritmiler içerisinde kompanze kalp yetmezliğini dekompanze hale getiren en sık aritmi hangisi diye sorarlarsa o zaman da cevap atrial fibrilasyon olur. Dediğim gibi kompanze hali dekompanze hale 5 seçeneğin 5'i de getirir. Bunların en sık sebebi tedaviye uyumsuzluktur. Ve bunlar arasında aritmilerden bir tane işaretlettireceklerse kompanze kalp yetmezliğini dekompanze hale getiren en sık aritmi atrial fibrilasyondur. Hadi devam edelim. 4 tane öncül var. Bu öncüllerden hangisi doğrudur demiş. Kalp yetmezliğinin en sık ve ilk semptomu efor dispnesidir. Evet, bu kayıt boyunca sürekli tekrarladım. Doğru. Efor dispnesi kalp yetmezliği tanısında majör kriterlerden biridir. Bak, seni buradan bir şekilde vurmaya çalışacaklar. Sakın düşme. Hayır değil. Efor dispnesi kalp yetmezliği tanısında minör kriterlerden bir tanesidir. Kalp yetmezliğinin en spesifik bulgusu paroksismal nokturnal dispnedir. Doğru, ekleyelim. En sadık oskültasyon bulgusu, prediktif değeri en yüksek bulguysa hastanın oskültasyonda S3 duyulmasıdır. Doğru. Yetişkinlerde pleural efüzyon en sık sebebi kalp yetmezliğidir. Doğru. Evet, hangi ifadeler doğru? 2, 3 ve 4 seçeneği doğru. Bu soru emin olun çok kişiyi yanıltır. Sadece ikinci öncülden dolayı tekrar tekrar söyledim. Artık kaçırmıyoruz. Tamam, anlaştık mı? Hadi son sorumuz. Akut akciğer ödemi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Akut akciğer ödeminde genellikle sol kalp yetmezliği bulguları izlenir. Evet, doğru. Akciğerde bir ödem var. Sol kalp yetememiştir. Sol kalp yetemediği için içindeki kanı aortayla sistemik dolaşıma atamamıştır. Sisteme gönderememiştir. Kan geri akciğere gitmiştir. O yüzden akut akciğer ödeminde bulgular sol kalp yetmezliği ağırlığındadır. Doğrudur. Tamam. Yani ne vardır? Pulmoner konjesyon vardır. Paroksismal nokturnal dispne, dispne, öksürük, taşipne, hemoptizi gibi bulgular vardır. Bunlar akut akciğer ödemi düşündürecek bulgulardır ve sol kalp yetmezliğini ifade eder. Hastaya oksijen desteği sağlanmalıdır. Kesinlikle bu hastalarda akciğer ödem olduğu için dışarıdan aldığı oksijeni efektif olarak kullanamaz ve bizim mutlaka bu hastaya oksijen desteği vermemiz gerekir. Ajite hastalarda morfin sülfat sistemik venöz dilatasyon yaptığı için endikedir. Kesinlikle doğrudur. Akut akciğer ödeminde hastanın ajitasyonunu kıran ve en etkin tedavisi olarak bilinen morfin sülfat uygulamadır. Hipotansif olmayan kardiyojenik ödem tedavisinde ilk basamak tedavi nitrogliserin, sodyum nitroprusiat gibi IV vazodilatatör ajanlardır. Kesinlikle çok doğrudur. İlk basamak tedavi, eğer hasta hipotansif değilse periferik vasküler direnci kırmak için IV vazodilatatör ajan başlamaktır. Hipotansif akciğer ödemi varsa peki? Hipotansif akciğer ödemi varsa bu hastanın inotrop ihtiyacı vardır. Bu hastaya, hipotansif akciğer ödemindeki hastaya ilk tercih edilecek inotrop noradrenalin değil dopamin dobutamindir. Eğer buna yanıt alınamazsa akut akciğer ödeminde noradrenaline geçilir. Noradrenalin hipotansif akut akciğer ödemindeki hastanın ilk tercih edilmesi gereken inotropu değildir. Hipotansif akut akciğer ödemindeki hastanın inotrop ihtiyacı oluştuğunda, ki bunu hipotansiyondan çıkartıyoruz, ilk tercih ilaç dopamin veya dobutamindir. Eğer buna yanıt alınamazsa noradrenaline geçilir. Yani akut akciğer ödemindeki yanlış seçenek E seçeneğidir. Diğer seçenekler doğrudur.
Ve bu kadar uzun yazmamın sebebi de bu soru üzerinden bilgileri cümle olarak bile aklınızda kalsa doğru olur. Evet arkadaşlar, kalp yetmezliği ile ilgili olarak ben elimden geldiğince size faydalı olmaya çalıştım. Bu videonun herkes için faydalı olmasını, paylaşımında herkes için sınavda yüz gülücü sonuçlara vesile olmasını dilerim. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.